Gol yolları devam ediyor saygıdeğer dinleyenler. Az önce Brezilya Bahia'daydık. Şimdi Hatay'dayız. Sevgili Furkan Buğra yolcu bizlerle. Furkan iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar abi. Ne diyorsun Brezilya'nın o bölgesiyle şeyin var mı hakimiyetin? Yani abi aslında hiç yok desem yeridir. Yayını ben de dinledim merak ettiğim için. Yani Tolga'yla da az çok konuşmuştuğumuz vardı. Dinledim. Yani uzak olduğum bir şey. Ya futbolunu biliyoruz da şehir nasıldır, şeydir hiç fikrim yok yani. Enteresan ama değil mi? Buradan oraya gitmek ve orada bir hayat kurmak. Ben isterdim şahsen, bilmiyorum. Sende de var mı öyle maceracıya? Ya kesinlikle abi de sevdiğimiz yerler hani Latin Amerika zaten direkt. Hani neresi olsa aslında şu an gidilebilecek durumdayım ben de. Severim macera olsun, farklı bir yaşam. Ve direkt kültürü gidip yerinde öğrenmek bence en iyisi yani. O yüzden tebrik etmek lazım Tolga'yı da. Eyvallah. Ben seni de tebrik ediyorum programa verdiğin katkılardan dolayı bu Rica anlamda. ederim. TFF 1 ile başlayalım aslında. Neler söylemek istersin? Nasıl bir hafta geçirdik sevgili Furkan Buray Yolcu? Yani şöyle başlayayım abi istersen. Cuma günü Hatay Karagümrük'e konuk olmuştu. Öndeydi Zaten de. beklentimiz Ben hatta Hatay'ın ben kazandı Hatay diye kapattım. Bir baktım 1-1 bitmiş maç. ya aslında gol geliyorum diyordu da hani 70'te de gelebilirdi. 90'da geldi. Çok bir fark etmedi. Hatayspor yine puan kaybetti. Gol bulana kadar zaten Hatay golü atana kadar da maçın hakimi Karagümrük'tü. Hatayspor daha çok oyunu yavaşlatan ve hani bir puan olsa da yine bize zorlamaz gibisinden bir durumla çıkmıştı maça ki kadroda beklediğiniz değişiklikler oldu. Kanatlarda Selim ve Caner kenara gelip Helder Barbosa ile İdris Kuali oynadı. Mirkan yoktu. Dame Diop oynadı. Yine stoper Yusuf Cezade yerine Soner Örnek oynadı. Ama Hatayspor'da değişen pek bir şey olmadı. Ben hani belki yeni isimler girince kadroda tempo noktasında bir değişim olur diyordum ancak pek bir değişim göremedik ve Karagümrük 3 puanı kaçırdı. Hatayspor 1 puan kazandı diyebiliriz bu durumda. Hatayspor ikinci yarıdaki 4 maçta daha doğrusu son 4 maçında 3 beraberlik bir galibiyet aldı. Hani kaybetmemek de önemli tabii ama rakipleriniz puan kaybederken ve arkadaki rakipler biraz daha güçlü şekilde gelirken Hatayspor'un böyle kötü oynayarak puan kaybetmesi biraz tedirgin ediyor beni. Çünkü Adana Demirspor Adana derbisinde Adana Spor'u yani sahadan sildi resmen. O ilk yarıda maç 5'i falan giderdi. Öyle iyi oynuyorlar ki kadrolarına çok iyi eklemeler yaptılar. Artık belki de Murat Başkan da son senesi artık bu sene de olmazsa bir değişim gerekebilir Adana Demir'de. O yüzden Adana Demirspor çok güçlü geliyor. Yine Bursaspor çok zorlandığı ve sıkıntı yaşadığı maçta Osmanlıspor deplasmanda yendi ve yarışta biz varız dedi. Yine Erzurum maçı ertelendi. Keçiören Gücü'nü pazartesi günü 1-0 yendiler. Onlar da 1-0, 2-0 bir şekilde zirveye tutunuyorlar. Şu an zaten Hatay ile Erzurum arasında 4 puan var. Bursa ile arasında 6 puan var. Adana Demir ile arasında 8 puan var. Tabii puan farkı önemli, iyi aslında ama Hatayspor'un oyunu umut vermeyince ister istemez insan bir ikileme düşüyor. O yüzden bu haftaki maçlar çok önemli. Hatayspor Akhisar'ı konuk edecek. Erzurum Adana'ya gidiyor. Bursa ile Adana Demir direkt rakipler karşılaşacak. Hani zirve için yine keskin bir hafta olacak. Zaten bu haftaları daha çok göreceğiz gibi gözüküyor. O yüzden bu hafta zirvedeki çoğu takım kazanacaktır. Özellikle Bursa Adana Demirspor maçı bayağı keyif verecek ve son dakikasına kadar heyecan götürecek maç olur. Son bir cümle daha abi Eskişehirspor'a etmek istiyorum. Aslında başta konuşmamız gereken bir durum. Çok ciddi mali krizleri var. Transfer yasakları var. Kadrodaki bütün oyuncular gitti. İkinci yarıda 4 maçta 10 puan topladılar. Bence inanılmaz bir istatistik ki rakipler kazandıkları maçlar Altınordu, Bursa ve Keçiören Gücü'nü yendiler. Bursa Keçiören galibiyetleri dışarıda geldi. Bence takdir edilmesi ve üstüne çok aşırı şekilde konuşulması gereken bir durum. -9 puan cezaları vardı. Ona rağmen şu an puanları 16. Şu an zaten -9'da olmasa muhtemelen playoff yarışına girecek bir ekip olacaklardı. İnşallah ligde kalırlar çünkü o gerçekten çok yürekli ve kaliteli bir oyun oynuyorlar. Yani gönülden istiyorum Eskişehir'in ligde kalmasını ve yeni sezonda o büyük taraftarıyla da Süper Lig hedefi yaşamasını isterim açıkçası. Sevgili Furkan Buğra Yolcu ile birlikteyiz. Bahsettiğin gibi Eskişehirspor Türkiye futbol liglerinin en haysiyetli mücadelesini veriyor. Bu mücadeledeki çocuklara, hakikaten çocuklar çünkü ve destek olan herkese selam, sevgi ve saygı. Bunu ben de her seferinde ifade ediyorum. Onların yanı sıra aslında Altayspor teknik direktörü değiştirdiğinde ben bir soru işareti demiştim. Ali Tandoğan aslında iyi bir teknik direktör ama Sait Karafırtınalar da çok iyi bir hoca benim gözümde. Ama Altay 31 puanla senin de bahsettiğin gibi playoff'a girdi. Yani playoff sıralamasına girdi. Öte yandan da önündeki takımların performansına göre ilk dördü de zorlayacak gibi gözüküyor.
Ya öyle zaten ki Ali Hoca Balıkesir'le başlamıştı. Orada yine çok iyi karakter koymuştu. Altay'a geçişi biraz sancılı oldu. Taraftarların da biraz tepkisi geldi. Hani Sait Hoca yollanıp bir anda Ali Hoca gelmesi Altay taraftarı çok hoş karşılamadı ama yavaş yavaş Ali Tandoğan da o doğru kadroyu bulup doğru sistemi oturtunca zaten puanlar da gelmeye başladı. Son 3 maçta 7 puan kazandılar ve önemli galibiyetler de aldılar. Bu hafta da Keçiören Gücü'ne gidiyorlar. Hani kendi sıralamasına göre direkt rakibi olan bir takım. Orada da muhtemelen yine az gollü ve en kötü bir puan almalarını bekliyorum ben. Çünkü Altay'ın kadrosu yine ligin üstünde bir kadro olduğunu düşünüyorum ben. Çok iyi hücum ayakları var. Orta sahada Ali Hoca geldikten sonra yine Nijeryalı genç oyuncu oynuyor. Onların da çok iyi verim alıyorlar. Al Hasan, Adamu Al Hasan'dan. Yine Pütsula gibi, Kaper gibi, Payşao gibi çok kıymetli ayakları var kadroda. Ben Altay'ın bir şekilde yine playoff odasına tutunmasını bekliyorum. Bu performansı devam ettirmesini bekliyorum. Tabii taraftarın desteğini de alırsa daha üstlerinde Altay için konuşabiliriz. Sevgili Furkan Bora Yolcu ile birlikteyiz. Sait Karafırtınalar Hoca da Ümraniyespor'a gitti. Yani hala çok şeyde değiller. 28 puanda Ümraniyespor. Playoff yapabilir. İşin enteresan tarafı hani onun bıraktığı takım Altay, yani onu yollayan Altay da orada. Yine bir hikaye yazılacak gibi gözüküyor değil mi orada da? Ya muhtemelen öyle zaten birinci ligde hoca sirkülasyonu hep devam edecek böyle Altay'dan giden Ümraniye işte Ümraniye'den çıkan yakında belki Keçiören Gücü gibi devam eder gider. Ümraniye'de bir değişim gerekiyordu çünkü son 6 maçta sadece bir kez kazandılar ona rağmen hala playoff kutasında ciddi bir adaylar 28 puanları var ki 6 maçtan sadece bir 3 puanları var ona rağmen onu eklemek gerekiyor. Ümraniye'de Sait Hoca'nın ben bir şekilde etki etmesini bekliyorum. Onlar da çünkü ilk yarıda işte Emircan Altıntaş'ı Alanyaspor'a vermişler. Yerini çok ciddi şekilde dolduramadılar. Kadro kalitesi olarak da öyle aman aman bir ciddi kadroları da yok. Genelde uzun zamandır birlikte oynayan bir takım halindeler. Trabzon'dan Fırat Can Üzüm falan ve Aydın Hasiç'i aldılar Beşiktaş'tan kiralık olarak. Ben Sait Hoca'nın onlara olumlu etki yapmasını bekliyorum. Muhtemelen bu haftada biraz daha Ümraniye'den bir çıkış bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü yeni hocayla birlikte genelde takımlar biraz daha öne çıkabiliyor. Ümraniye bu hafta Bolu'ya gidiyor. Zor bir maç ama ben Sait Hoca'yla birlikte yavaş yavaş bir iki basamak tırmanmalarını bekliyorum açıkçası. Sevgili Furkan Buray Yolcu ile birlikteyiz. Buradan da Süper Lig'e geçersek, ben Kayserispor'un kurtaramayacağını düşünüyorum ama Kayserispor'un da öyle enteresan, yani bu ilk 6 haftanın şampiyonluktaki takımlar nasıl birbiriyle oynuyorsa alt taraftakiler de birbirleriyle oynuyor. Kayserispor eğer ligin ikinci yarısında kendi evinde Ankara gücünü yense, geçen hafta Antalya'yı yense şu an 16 puanda olacaktı. Ve Kayserispor bu hafta da Denizli deplasmanına gidiyor. Hep direkt rakipleriyle oynuyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben kümede kalma şansını pek görmüyorum ama hala bir şey başarabilir mi Kayserispor? Buradan dönebilir Yani mi? şöyle diyeyim abi ben Antalya maçını 90 dakika izleme şansım oldu. Maçı açık şekilde hak eden taraf bence Kayserispor'du. Ancak işte Antalya'da da tecrübeli ayaklar ve buraları iyi oynayan isimler olunca ve ligi iyi bilen isimler olunca bir şekilde skora tutunmayı başardı Antalyaspor. Ki Kayseri hani bu hafta bence Kayseri için çok net bir kırılma haftasıydı. Bu hafta kazansalar Kasımpaşa kaybetmişti. Yine direkt rakip olan Antalyaspor'u yeneceklerdi ve yarışa sıkı şekilde tutunacaklardı. Şu an 12 puandalar. Hani keskin, net konuşmak zor tabii ama ben Kayserispor'un yani tutabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü neredeyse yeni bir kadro kurdular Kasımpaşa gibi onlarda. Ve bu kadronun uyumu olana kadar lig, işte bu hafta Denizli'ye gidecekler. Mesela Denizlispor deplasmanda çok iyi bir savunma takımı. Bu hafta Konya karşısında puan aldılar. Ki Kayseri'yi içeride yenerlerse muhtemelen Kayseri yavaş yavaş altta biraz daha demir atacak gibi duruyor. Ben Kayseri'nin o şeyden çıkmasını çok beklemiyorum. Muhtemelen sezon sonunda düşecek ilk takım onlar olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Buradan da zaten ben de Kasımpaşa'ya geçecektim. Kasımpaşa önemli transferler yaptı. Bu transferler içinde eminim senin bildiğin ve takip ettiğin oyuncular da vardır. Ama henüz bir performans sergileyemediler. Ve onlar da bu hafta Antalya deplasmanına gidiyorlar. Her ne kadar işler kötü gidiyor gibi gözükse de buradan alınacak bir 3 puan Kasımpaşa'yı tekrardan bambaşka bir noktaya çıkarabilir. Bu potansiyeli görüyor musun takım olarak? Yani aslında bu son iki maçları çok ciddi bize referans olacak maçlar değil. Özellikle Galatasaray maçında ve Ankara Gücü maçında o arkadaki dörtlü ve öndeki iki isim direkt yeni transferler zaten. Yani savunma ve ortadaki iki oyuncu altı transfer direkt 11'e kondu. Ve bunlar hiç
hiçbir zaman bir araya gelmemişsinlerdi. Bir anda bir araya gelince ister istemez uyum sıkıntıları oluyor. Takım o havayı yakalayamıyor. Zaten oyuncular da maç, Galatasaray maçı sonrası söylemişti. Biz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Yeni bir takımız. Tanıdıkça daha iyi olacağız diye. O yüzden yani Kasımpaşa'ya biraz daha süre vermek gerekiyor. Ama işte bu süre ilerirken de mesela bu hafta Antalyaspor karşısında yine kaybederlerse, o sahaya o ağırlığı koyamazlarsa yavaş yavaş olumsuza dönecek bir hava var gibi zaten. İlk yerden sonra takımda yönetimsel sıkıntılar da oldu. Çoğu oyuncu ayrıldı ve yeni bir kadro kurdular. İşleri kolay değil. Ama kadro kalitesi olarak hani bireysel baktığımızda gerçekten iyi isimlerle transfer ettiler. Yine Yasin Meriah, ben çok övüyordum. İlk hafta Ankara Gücü'ne karşı penaltı yaptırdı. Geçen hafta kendi kalesine gol attı. Bakalım bu hafta ne yapacak artık. Yoksa çok kaliteli bir isim. Tunus milli takımının direkt stoperi aslında ve kaptanı sayılır. Çok kariyerli de bir isim. Yine Endongala biraz sorunlu olsa da kanatta takım işlerinde çok iyi işleyecek bir isim. Tabii benim çok merak ettiğim bir transfer Gerard Gohu'ydu. O şey Çin'den gelen değil mi? Aynen öyle. Çin'den gelen Gohu zaten Erciyes'te, Denizli'de falan oynayan bir isimdi eskiden. Ama inanılmaz kilo almış ve fizik olarak hani şu an bir halı saha topçusu kıvamında gidiyor. O yüzden hani Gohu'nun kendini bir an önce bulursa belki hücumda biraz daha etkili olabilirler. Çünkü Mehmet Yam direkt net bir santrafor değil, biraz daha yardımcı eleman. Kenardan gelip böyle kanattan ya da bindirip forvete yardımcı olup kendi skorunu da yapabilen bir isim. O yüzden Gohu'nun bir an önce form bulup bu kadroda 11 oturması gerekiyor. Ya da Foley Koytan'ın bir şekilde kadroya gelmesi gerekiyor. Yani Kasımpaşa için ben çok olumlu konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum da. Tabii önündeki 2-3 maç biraz daha kritik onlar için. Çünkü Antalya'ya gidecekler. Denizli'yi alıp Konya'ya gidip Kayseri'yi alacaklar. Bu 4 maç onlar için çok ciddi referans olacaktır. Bakalım zamanla durumlarını zaten konuşuruz abi muhtemelen. Sevgili Furkan Buğra Yolcu ile birlikteyiz. Furkan, Ankara Gücü geçen sene yaptığının neredeyse birebir aynısını yapmayı deniyor galiba bu sene. Yine son anda yapılan transferler. Ve çok önemli bir Malatyaspor galibiyeti geldi onlardan. Öte yandan ki geçen Ankara Gücü Kasımpaşa ile kendi evinde de beraber kalmıştı. Mustafa Reşit Akçay sahadan çok saha dışında konuşmalarıyla gündem yaratmaya başladı. En son şey demiş, yani 6 yabancı olması lazım ama kendisi 9 yabancı ile sahaya çıktı. Enteresan işler bunlar. Hani sanki zorla yabancı ile çıkartıyorlarmış gibi ama Ankara Gücü için neler söylemek istersin? Onlar da çok ciddi sayıda transfer yaptılar yine. Yani Mustafa Hoca ile başlayayım abi. Kendisini gerçekten severdim yani. Severim hala da. İyi bir hoca olduğunu düşünüyorum ama hani çok gereksiz açıklamaları da olabiliyor. Her hocada olduğu gibi. Geçen 2 gün önce de şey demişti. Trabzonspor inşallah şampiyon olur gibisinden ifadeleri vardı. Ya ona girmedim bile o, çünkü yani hakikaten tam Fenerbahçe ile oynayacağın hafta söylenecek bir şey değil yani. Ya, ve gündem bu kadar yoğunken hani böyle bir şey söylemek de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten futbol ikliminde şu an havadan nem kapıyor insanlar. Hani çıkıp da belki kötü niyetle söylemediniz. Hadi net, kötü niyet olmadığı net de. Yani. Aynen, aynı fikirdeyim. Ve direkt Trabzonspor'un şu an ezeli rakibi, şampiyonluktaki birinci rakibi, belki Fenerbahçe'yle oynayacaksınız kendi sahanızda. Yani çıkıp da bu aşamaya hiç gerek yok. Yine 6 yabancı deyip de işte 9 yabancı ile çıkması ve yapılan tüm transferlerin neredeyse yabancı olması. Yani oynayacak isimlerin hepsinin yabancı olması da bir çelişki. Ama oluyor yani, ligimizde her sene böyle bir şey söylemler çıkıyor tabii. Ona çok takılmamak gerekiyor. Sahi içine dönersek Malatya maçında ben direnmelerini bekliyordum. Malatya'nın da biraz işte Kemal Hoca ile o istediği durumu yakalayamaması ve Cilermen'in ayrılması, Yahoviç'in ayrılması, forvete Vidar Kaytarson geldi, henüz daha takımı ısınmadı. Maçı da kötü gitmezken işte Mustafa Akmaş'ın yaptığı bir hata sonucu 10 kişi kaldıktan sonra Ankara Gücü istediği ortamı buldu. Gerson olsun, Sabalo, Bianiste, Orjil gibi isimlerle de çok iyi kontraya çıktılar. Zaten maçın başında beri hep kontraya düşen bir oyun oynadılar. Hatta skoru 3-4'e götürürler. Ancak her oyuncu hani yeni geldim, beni herkes sevsin modunda bencillik yaparak gol atmak isteyince ister istemez 1-0 gibi skorla ayrıldılar. Ben Fenerbahçe karşısında da şanslarının çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye ters gelecek bir ekipler genelde kendi sahasında bekleyip aldığı toplarla, hızlı oyuncularla kontraya çıkan, ki Fenerbahçe'ye kapanan takımlar açmakta cidden zorlanıyor. Bu durumda bu hafta Fenerbahçe karşısında farklı bir iş, hani farklı bir skora imza atabilirler. Yenilmekten ziyade puan almalarını bile bekleyebiliyorum açıkçası. Çünkü oynadıkları oyun Fenerbahçe'ye ters geliyor ve kadroda kontra atan çok iyi oynayacak isimler var. O yüzden zor ve tehlikeli maç olduğunu düşünüyorum ben Ankara Gücü'nün Fenerbahçe karşısında. Peki, Göztepe'nin bu hafta Rizespor maçı ertelendi. Göztepe'nin bu aralar enteresan işleri o anlamda oluyor.
Beşiktaş maçı ile ilgili hala bir karar açıklanmadı. Hani tekrarlanacak mı, tekrarlanmayacak mı diye. Yani en azından tekrarlanmayacağı yönünde bir açıklama hala gelmedi. O Göztepe bir hafta aslında belki de dinlenmiş olarak Konyaspor deplasmanına gidiyor ve Bülent Korkmaz karşısına çıkacak. Haftanın en bomba maçlarından biri diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın? Ya kesinlikle katılıyorum. Çünkü Konyaspor'un Aykut Hoca'yla bir şekilde o buhrandan çıkamadılar. Ben çıkmalarını bekliyordum. Çıkamayınca hoca yollandı. Bülent Hoca zaten bu tarz takımlara gelip kısa vadede çok ciddi etki yapan bir hoca. Ki ilk yarıda Antalyaspor'da olduğu durumu ve sonrasını karşılaştırırsak zaten ne demek istediğimiz az çok anlaşılacaktır. Ben Bülent Hoca'nın Konya'da o ilmeği tekrar yakalamasını bekliyorum. Tabii Gülsep Aysinman maçın ertelenmesi şanssızlık oldu. Çünkü az kaleci Beto cezalıydı. Sarı kart cezası vardı. Bu hafta oynayamayınca o ceza direkt Konya'ya aktarıldı. Ya biraz garip oldu yani. Ben bilmiyorum, bu kuralın da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü istemsizce maç ertelenince az kaleci de oynayamıyor. Gülsep sana katılıyorum. O hangi maç için geçerliyse o maç oynandığı takdirde o zaman yaparsın onu. Yani bence de, çünkü hocalar her maçı ayrı ayrı planlıyor. Ona göre planını kuruyor. Ve şu an içeride çok pozisyona girip gol bulamayan Konyaspor'u oynayacaklar. Ve kalede Beto olmayacak ki Beto'nun bu tarz maçlarda çok ciddi inanılmaz kurtarışlarını daha çok hatırlıyoruz. O yüzden Konyaspor bu maçta şansının çok daha az olduğunu düşünmüyorum ben. Son Denizli maçı aklıma geliyor Göztepe'nin. Öne geçtikten sonra inanılmaz kapanmışlardı. Belki burada yine aynı oyun denerlerse ya Konyaspor'un da artık bir şekilde taraftara biz ligin kötü takımı değiliz, iyi takımıyız havasını vermesi gerekiyor. Bu yüzden Göztepe karşısında ciddi şansları var. Ve bence haftanın en kıran kırana geçecek 2-3 maçından biri bu maç olacak diye düşünüyorum. Sevgili Furkan Buray Yolcu ile birlikteyiz. Alanyaspor Fenerbahçe'yi de yenilmedi. Onların galibiyet serisi vardı. Yenilmezlik serisini bir şeye de taşıdılar. Rakip Gençler Birliği olacak onlar için de. Gençler Birliği'nde bu hafta yine CEO ile şey yoktu, Stanku ki çok önemli oyuncular bu ikisi. Gençler Birliği aslında iyi bir ritim yakalamıştı ama son haftalarda puan kayıplarıyla 21'de kaldı onlar da. Ben kümede kalacaklarını düşünüyorum ama Alanyaspor'un da hakikaten belirli bir makine dizaynına girdiğini düşünüyorum. Ben Kasımpaşa'ya karşı statta izledim. Bunun için neler söylemek istersin? Hem Alanya hem Gençler Birliği için. Ya şöyle başlayayım. Alanyaspor'la başlayayım. Bu hafta Fenerbahçe karşısında gerçekten hani izlediğinizde sahada bir plan olduğu çok belliydi. Mesela en yakın örneği Jailson'a birebir de baskı yapıp top çıkartırken topu genelde Serdar'la çıkarttırmaya çalıştılar ve başarılı oldular. Ki 2-3 tane net pozisyon yakaladılar bu hata üstüne. Zaten Erol Bulut bunu Malatya'da kanıtlamıştı. Alanya'da aynı şekilde sisteme oturunca yine makine çok iyi işliyor. Ligi de zaten ilk 6 maçı kaybetmeden başlamışlardı. İkinci yarıda aynı şekilde ilk 6 maçta kaybetmediler. Ve bu ritim sürüyor. Şu an zaten şampiyonluk adayı bir takım. 21 maçta 39 puanları var. Gençler Birliği noktasında o hücumdaki elemanlar bir anda eksilince Gençler Birliği bir sıkıntıya girdi. Hani Stanku yaklaşık 3-4 haftadır oynamıyor. Giovanni Sio bu hafta son 10 dakika falan zorunluluktan oraya girdi zaten. Onların da kadroya oturmasıyla Hamza Hoca'nın bir şekilde takım benlikte tutmasını bekliyorum, ancak bu hafta Alanya karşısında işleri yine çok zor. Ve tempo yapmaları gerekiyor. Bence biraz daha beklerlerse Alanya kilidini kolay açabilir. Tempo yapıp Alanya'nın altından bir tane daha fazla atmalarını bekliyorum. Eğer kazanmak istiyorlarsa da puan almak istiyorlarsa. O yüzden bu haftanın keyifli maçlarından biri olacak bence. Ama bence yine Alanyaspor burada 3 puana yakın taraf gibi gözüküyor bana. %100 katılıyorum sana ve Alanyaspor, hepimiz Sivasspor'u konuşuyoruz doğru ve haklı olarak. Ama Alanyaspor'un başardığı da çok büyük bir olay ve onların da 39 puanı var. Yani sadece 3 puan gerisindeler Sivasspor'un. Hani sene sonu sıralamayı konuşurken Alanyaspor'un da en az Sivasspor kadar şansı var diye düşünüyorum ben. Ya ben de katılıyorum. Şöyle ekleyeyim, hatta Galatasaray'dan sonra ligin en az gol yiyen takımlar. Takımı 20 gol yemişler sadece. Ve ligin en çok gol atan ikinci takımı Trabzonspor'dan sonra. 41 golleri var. Yani hem hücumu iyi yap hem savunmayı iyi yapıyorlar. Hani o sistemin ne kadar iyi işlerinde göstergesi aslında, buna bakarak bile anlayabiliriz yani. Peki buradan da Sivasspor'la tamamlayalım konuşmamızı. Sivasspor kadrosuna o 11'deki oyuncular gibi takviye yapamadı. Bu da kolay bir şey değil tabii bu arada. Neden yapamadılar diyemiyorum ama son 30 saniyeymiş. O zaman son 30 saniye kala seni şey yapmayayım. Bir dahaki konuşmamızda Sivasspor'dan başlarız. Furkan, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim abicim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hatay'a selamlar. Eyvallah. Peki açıkçası az önce söylediğim